Değerli arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Size güzel bir haberi müjdelemekle başlamak istiyorum. Merkezi Amerika, Cleveland, Ohio'da bulunan United World Serbestme Federation, Birleşik Dünya Serbestme Federation'da Cuma günü mail geldi. Ben Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Bana Asya ve Afrika kıtasındaki tüm ülkeler bağladılar. Ayrıca 8'li delegat master'a terfim yapıldı. Yazı Spor Bakanlığı'na gönderildi. Ben size o yazıların İngilizcesi ve Türkçesi dağıtacağım. Allah'a hamdolsun bir Türk olarak dünyada bir şeyler başarmaya çalışmıştım. Ve onu başardığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Bana Amerika'da yaşamam istendi. Yani bu görev verilince Amerika, Cleveland, Ohio'da yaşamam istendi. Orada kalmam istendi. Ama ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Çünkü ben hizmetimi Türkiye'de vermek istiyorum. Çünkü bir Türk olarak hizmetimi burada vermem gerektiğini düşünüyorum. Benim için para veya makam yapı önemli değil. Ben hizmet etmek istiyorum ülkeme. Onun için ülkemde kalacağım. Özellikle de Malatya'da kalacağım. Yani dünyadaki o yapacağım faaliyetleri, çalışmaları Malatya'da yürütmeye çalışacağım. Bazen Amerika'da toplantı olduğunda, sabahlar olduğunda Amerika'ya gideceğim. Afrika'daki, Asya'daki ülkelerle devamlı iletişim halinde olacağım. Özellikle onların Malatya'ya gelip Malatya'ya tanımalarını istiyorum. Afrika'daki, Asya'daki ülkelerin. Merkezi Malatya olmasını özellikle önerdim. İnşallah çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra takdir Allah'ın. Bildiğim kadarıyla hiçbir branşta Türkiye'de Dünya Federasyonu Başkanı ve Başkanımız yok. Belki yanlış biliyor olacağım ama ben bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. İlk defa bir şeyi başardık. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Hem ülkemiz açısından hem Malatya'mız açısından daha güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi biz Eskrima Kali Federasyonu'nu kurduk. Federasyon kurulunda ilk başta İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışma yapılıyor. Spor Bakanlığı'na daha bağlanmadı. Ben özellikle şey bekliyorum. Bu yarışmalara bittikten sonra, diğer federasyonun Spor Bakanlığı'na yazdığı yazılar bittikten sonra Spor Bakanlığı'na gidip şu istekte bulunacağım. Diyeceğim ki onlara, ilk defa bir Türk Dünya Federasyon Başkan Yardımcısı seçildi. Benim elimin güçlü olması için federasyonumuzu Spor Bakanlığı'na bağlayın diye talebim olacak. İnşallah o talep karşılanır. Çünkü dünyaya karşı elimiz daha güçlü olur. Ve birçok genç yetiştirmiş oluruz. Ayrıca Dünya Federasyonu bana ikinci bir belge daha gönderdi. Bu belgede de bana özel harekat timleri, polisleri, özel birliklere eğitim vermem için bana yetki verildi. Onlara eğitim vermem, ona yetişmem için ve dünyada bu konuda otorite olmam için bana yetki verildi. Oradaki yazıda var. Ben şu anda özel tim, polis, özel güvenlik ve buna benzer istihbarat örgütlerinin eğitiminde bana Dünya Federasyonu tam yetki verdi. Kanun koyma, yönetmelik koyma, çalışma yapma, çalıştay yapma, onlarla ilgili yetki verdi. Bu yetki de bana dünyada elimi daha çok güçlendirdi. Ben artık bundan sonra birçok ülkede gidip özel polisleri, timleri eğitileceğim. Ama ben en çok şunu istiyorum, yani gidip başka bir yere hizmet etmek istemiyorum daha fazla. Ben ülkeme ve tüm millete hizmet etmek istiyorum. Onun için yani eğer Türkiye'de imkanlar sağlanırsa ben daha fazla Türkiye'ye çalışmaya için uğraşacağım. Ama yurt dışındaki o faaliyetlere de bir şekilde katılmam gerekiyor. Oradaki ilerletmemiz için katılmam gerekiyor. Ama benim için birinci öncelik ülkem Türkiye ve çalışmalarımı olduğu kadar burada yapmaya çalışacağım. Sayın Hocam, Malatya'daki belediye olsun, valilik olsun, spor müdürlüğü olsun, gençlik spor müdürlüğü, bunlardan bir talebiniz var mı? Valla ben her platformda söylüyorum. Kimse kimse bir şey yapma mecburiyette değil. Yani benim onlara niye yapmadınız diye küsme diye öyle bir lüksüm de yok. Ama ben şunu beklerdim. Ben bir Malatyalı olarak ben bu işin merkezi Malatya'da koydum. Şu anda yurt dışından, Hollywood'dan gelenler var, aktörler.
GTA gelenler var ve Malatya'da bir merkez oldu bunun. Ben isterdim ki Malatya'da belediyemiz, spor müdürümüz veya valiliğimizden en azından desinler ki ya ne yapıyorsunuz, nasıl katkı yapabiliriz, Malatya'nın tanıtmak için neler yapabiliriz. Hiçbirinde hiç talep olmadı veya talepte bulunmadım. Yani çünkü ben yola çıkarken kimseye bir şey bekleyerek yola çıkmadım ben. Ben Allah'ın verdiği güçle, Allah'a güvenerek yola çıktım. Ama Allah'ın dostum da, 90'lı yıllarda başladığım bu yolda tam dünyada hedefe yıllaştım. Şu anda dünyada istediğim hedefteyim. Eğer isteseydim ben Dünya Federasyonu Başkanı da olurdum. Ama ben Türkiye'de kalmak için Dünya Federasyonu Başkanı'nı kabul ettim. Yoksa eğer ben kabul etseydim şu anda Amerika'da Dünya Federasyonu Başkanı'ydım.